sosyal kaosa sürüklemek için girmedik kılık, kullanmadık araç bırakmayanların, dünyaya serptikleri kin ve nefret tohumlarının acı sonuçlarını hep birlikte takip ediyoruz. Bu kin ve nefret tohumlarının en başta gelen hedefi de dünya genelinde Müslümanlar, Avrupa'da da Türklerdir. Henüz Bosna'dan Arakan'a, Türkistan'dan Irak ve Suriye'ye, Yeni Zelanda'dan Filistin'e kadar yaşanan nice katliamın acıları tazeliğini korurken sürekli yeni saldırı haberleriyle yaralarımız tekrar kanıyor. Mültecileri Akdeniz'de, Ege'de ölüme terk edenlerin sırtını sıvazlayanları tarih asla affetmeyecektir. Kanada'da yaşanan son saldırı bu kin ve nefret dalgasının artık ne derece büyük bir tehdit haline dönüştüğünün en bariz örneğidir. Bu vesileyle menfur terör saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Türkiye nasıl milyonlarca sığınmacıya kucağını açarak insani vazifesini yerine getirmişse dünyanın her köşesindeki İslam düşmanı, Türk düşmanı saldırılara karşı da sesini yükseltmekten, her platformda bu çarpıklığı dile getirmekten geri durmayacaktır. Bütün gücümüzle dünya beşten büyüktür demeye kendimiz, dostlarımız ve tüm mazlumlar için hakkı, hakkaniyeti, adaleti, özgürlüğü savunmaya devam edeceğiz. Esasen Türkiye olarak içerisinde yer aldığımız her platformda aynı yaklaşımı sergiliyoruz. Önümüzdeki pazartesi günü iştirak edeceğimiz Brüksel'deki NATO zirvesinde katılacağımız oturumlarda gündemimizdeki meseleleri muhataplarımızla ele alacağız. Herhangi bir geri duruş asla olmayacak. Zirve vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Biden başta olmak üzere Litvanya, Almanya, İngiltere, Yunanistan liderleriyle ve vaktin uygun olması halinde diğer katılımcılarla da baş başa görüşmeler gerçekleştireceğiz. NATO'nun en önemli üyesi olan Türkiye, ittifak kapsamında üzerine düşen görevlerin tamamını hakkıyla yerine getirmiş bir ülkedir. İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz, bilhassa bölgemizdeki gelişmeler hususunda ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesidir. Muhataplarımıza bu konudaki kararlılığımızı ifade ederek terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda işbirliği tekliflerimizi tekrarlayacağız. Brüksel'deki programımızın akabinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçerek İlham Aliyev kardeşimizin misafiri olacağız. Ve oradan Şuşa'ya geçeceğiz. İşgalden kurtarılan Azerbaycan şehirlerinden biri olan Şuşa'ya ailece giderek hem resmi görüşmelerimizi gerçekleştirecek hem de çeşitli ziyaretler yapacağız. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının ülkemizin de desteğiyle kurtarılması, Ermenistan başta olmak üzere bölgedeki tüm taraflara yeni bir dönemin kapılarını açma şansı vermiştir. Temennimiz bu fırsatın heba edilmemesi, bölgesel barış ve istikrar yolunda en iyi şekilde değerlendirilmesidir. Türkiye olarak ortak diyalog zemini geliştirme amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları önümüzdeki dönemde artırmayı planlıyoruz. Çarşamba günü ise önce Bakü'deki askerlerimizi kabul edecek ve çeşitli görüşmeler yapacak. Akşam Türkiye Galler Avro 2020 grup maçını seyredecek. Ardından da Antalya'ya doğru yola çıkacağız. Önümüzdeki haftanın Perşembe günü Antalya'da Güneydoğu Avrupa ülkeleri zirvesinde çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla
bir araya gelecek, bazı liderlerle ayrıca görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ertesi gün yine Antalya'da, bu defa çok sayıda ülke temsilcisiyle Antalya Diplomasi Forumu çatısı altında buluşacağız. Dışişleri Bakanımızın gayretleriyle ülkemize kazandırılan bu önemli platform, liderleri, siyasetçileri, akademisyenleri, düşünürleri, diplomatları, iş insanlarını küresel ve bölgesel meseleleri ele alarak çözüm teklifleri üretmek üzere her yıl bir araya getirmeyi amaçlıyor. Bu yıl ilki yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'nun kendi alanında dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri haline geleceğine inanıyorum. Görüldüğü gibi bir hafta boyunca her biri ayrı öneme sahip bu dört toplantıda ülkemizin görüşlerini muhataplarımızla paylaşma imkanı bulacağız. Tüm bu toplantıların tarafların her biri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Genel Başkanım.